Herkese merhaba. Yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere Xiaomi Mi A2 Android One cihazının kutu açılımını yapacağız. Xiaomi Mi A2'nin global versiyonu. Gördüğünüz gibi global versiyonu. Yani bu cihaz Android'in en güncel versiyonunu içerecek. Xiaomi'nin bu modelinde 4 GB RAM Rose Gold modeli bu renk olarak 2018'in 9. ayında imal edilmiş çift hatlı versiyonu bu. Hep beraber kutu açılımını yapalım. Kutuyu açıyoruz. İlk önce kutuyla beraber kutu içeriğinde neler geliyor ona bakalım. Telefonumuz USB Type-C girişli 3,5 milimetrelik kulaklık jack adaptörü geliyor. Kulaklık girişi bulunmuyor telefonda. Kulaklık girişi olmadığı için normal kulaklıkları buradan bağlayabiliyoruz. Bu da sim kart çıkarıp takmak için teli. Telefonun kutusundan bir tane koruma kılıfı çıkıyor. Şöyle koruma kılıfına bakalım. Şeffaf. Telefonumuzun ön ve arka kamerası 20 megapiksel, aynı zamanda arkada 12 megapiksellik artı bir kamera daha mevcut. Şöyle çift kamera, parmak izi okuyucusu bulunuyor. Nano SIM kartla çalışıyor cihazımız. Kameranın biri 20 megapiksel, biri 12 megapiksel. Ön kamerası da 20 megapiksel geçiyor. Qualcomm Snapdragon 660 işlemciye sahip. Şöyle kutu içeriğine devam edelim. Kutu içeriğinden herhalde kulaklık çıkmayacak. Çünkü kulaklık girişi yok cihazın. Şöyle USB Type-C kablosu, şarj kablosu. Bununla beraber şarj cihazı çıkıyor. Şarj cihazının çıkışı 5 volt 2 amper çıkışı bulunuyor şarj cihazının, şarj adaptörünün. Telefonun kısaca özelliklerinden bahsedecek olursak 5,99 inç ekran boyutu, ekran çözünürlüğü 2160'a 1080. ...403 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Android'in en güncel sürümleri her an 2 yıl boyunca olacak. İşlemcisi Qualcomm Snapdragon 660 söylemiştik onu. Octa-Core 2,2 GHz Kyro 260 ana işlemci CPU. 8 çekirdekli. Grafik işlemcisi de Adreno 512. Dahili depolama bizim aldığımız cihazın 64 GB hafızaya sahip. Hafıza kart desteği yok bunda. Sadece 64 GB'ı kullanıyorsunuz. Ekstra hafıza kartı takılamıyor. Şimdi cihazı bir sadece açmayı deneyelim. Bataryasından bahsedecek olursak 3010 mAh bataryaya sahip. Şarj girişi USB Type-C şarj girişi var. Quick Charge 3.0'ı destekliyor. Hızlı şarj edebilme seçeneğiniz var.
Kamera çözünürlükleri de arka kameranın bir tanesi 12 megapiksel, diğeri 20 megapiksel. Geniş açı ve normal kamera olarak kullanabiliyorsunuz bunu. Ön kamerada sanırım eşdeğer makinalarda, cihazlarda böyle bir çözünürlük bulunmuyor. 20 megapiksel ön kamera çözünürlüğü de oldukça güzel bir rakam. Sensör olarak Sony'nin sensörünü kullanmış. Kamera sensörü. Ön kamerayla 1080p video çekimi yapabiliyorsunuz. Arka kamerayla da Ultra HD 4K çözünürlükte kayıt yapabilmek mümkün. Bundan önce aldığımız cihaz Xiaomi'nin Mi A2 cihazını almıştık biz. Fakat bunu kısa bir kullanımdan sonra telefonda bazı üretimden kaynaklı sıkıntılar çıktı. 4G'de internet bağlantısında kopmalar, artı Wi-Fi'da eğer sinyaller kuvvetliyse sıkıntı yoktu. Fakat sinyal zayıflamaya başlayınca internette kopmalar meydana geldi. Bu nedenle cihazı geri iade ettik. Şimdi bu gelen cihazı da bir süre kullanıp bununla ilgili uzun kullanım incelemesini de size yapacağız. Cihazın çıkış yılı 2018 olarak görünüyor. Dolayısıyla 2 yıl, yaklaşık 2020 yılına kadar Android'in güncel versiyonlarına sahip olacağız bununla. Bu da birçok açıdan avantajlı. Şimdi Android Market'te Android'in sürümlerine göre uygulamalar güncelleniyor. Dolayısıyla yeni sürüm uygulamalara sahip olabileceğiz. Tabii bunu uzun kullanımda daha ayrıntılı incelemesini yapacağız. Aynı zamanda Android güncellemelerini de gösteririz. Yeni güncellemelerle bunu incelemesini daha sonraya bırakalım. Şimdilik bizden bu kadar. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.